Çok yakında kavuşacağız. En sevdiğin masalı bu akşam dinle mutlaka. Sana yazacağım. Bunu da hemen yırtıp at. Benden haber aldığını asla söyleme. Seni çok seviyorum. Kırılsın. Güneş! Kızım kahvaltı hazır. Geliyorum. Peki ya kocan da resmi görürse? Kimse ne çizdiğimizi bilmiyordu. Asla anlayamaz. Eminsin değil mi bundan? Evet. Evet, Çelebi öldüğümü düşünüyor. İlk defa ondan bir adım öndeyim. DNA sonuçları çıkana kadar Güneş'i o evden çıkarmam lazım. Çelebi yaşadığımı anlarsa işte o zaman şansım kalmaz. Cemre Hanım'ın cep telefonu sinyali en son Sarnıç'ta görülmüş. Yangından sonra da kesilmiş. Üzgünüm Çelebi Bey. Size iyi haberler veremedim. Cemre, senin planın ne? Nasıl kaçacaksın? Nereye gideceksin mesela? Yurt dışına çıkacağım bir şekilde. Ama pasaportları kullanamam. Geçen sefer kaçmaya çalıştığımı nasıl öğrendiyse bunu da hemen öğrenir. İyi, peki şimdi nasıl yapacaksın bunu? Sahte pasaportu ayarlayacağım. Nasıl ayarlayacaksın? Bilmiyorum, bulacağım bir yolunu. Tamam, nasıl bulacaksın diyorum işte. Bilmiyorum. Cemre. Ben sana bu soruları sormayınca senin sıkıntın böyle kendi kendine çözülmeyecek. Kızımı da kendimi de Çelebi'nin elinden kurtaracağım. İki gün içinde pasaportsa pasaport, kaçış yoluysa kaçış yolu, hepsini ayarlayacağım. Tamam, nasıl ayarlayacaksın? Adres sorar gibi sahte pasaport nasıl yapılır diye mi arayacaksın sokakta? Evet, gerekirse. Gerekirse evet, sokak sokak, kapı kapı dolaşacağım. Zaten seni dışarıda görünmemen lazım. Her an seni tanıyabilirler, yakalanırsın. Biliyorum. Biliyorum. Yakalanma ihtimalim var. Hatta yakalanırsam başıma neler gelebileceğini de biliyorum ve sen bunu hayal bile edemezsin. Eli niye titriyor? Elektroşokun yan etkisiymiş. Güneş'in yemek saati. Hadi gel bakalım. Biz yemeğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Oh. Hadi sevgilim, çıkalım biz de. Bu kadar tepkisiz olması normal mi? Zamanla toparlayacak. Cemre. İyi olacaksın, tamam mı? Sevgilim, hadi. Sana emanet. O benim canım. O iyi olunca ben de iyi olacağım. Geçmiş olsun. Benim başka çarem yok. Tamam, ben sana yardım ederim. Bulacağız birini, ayarlayacağız. DNA sonuçları açıklandığında Güneş burada olmasın. Bu karışıklıkta ben onu alıp Paris'e gideyim. Hayır. Kızım annesinin cenazesine katılacak. Geliyorum şimdi.
Günaydın kız. Günaydın. Bebeklerine kahvaltı ettirdim. Keyfi yerinde bu sabah. Yok. Aslında çok üzgünüm. Üzgün olma. Ben senin hep mutlu olmanı isterim. Aferin. Cebinde ne var? Hiç. Rahat ol o zaman. Aç avucunu. Ömer kardeş, kolay gelsin. Sağ ol babam. Ömer, gelsene. Günaydın mı vardı? Geç. Ne oldu oğlum? Kapıyı niye kapatıyorsun lan? Otur. Ömer, benim bunların sahtesine ihtiyacım var. Askıda var kardeşim, hemen alabilirsin. Bak arkanda. Oğlum durum vallahi ciddi ya. Gerçekten önemli bir şey olmasa ben senden böyle bir şey ister miyim ya? E tanıyorum ben bu kadını. Sarnıçlı kadın değil mi bu? Aynen öyle. E sende ne işi var? Ne demek ne işi var ya? Oğlum ne alaka? Bir şey mi var? Tanıyor musun? Aranızda bir şey mi var? Ne, ya Ömer saçma sapan konuşma. Benim ne alakam olacak ya? Kadın zaten evli barklı. Ya evli barklı kadın için benden pasaport istiyorsun birader. Ben ne diyorsun sen ya? Ya kardeşim kadını kaybedecek vakti yok tamam mı? Sen bu işi halledebilecek birini bulabiliyor musun? Bulamıyor musun? Onu söylesene Ömer. Bulamıyorum. Ya ne demek bulamıyorum? Ya bulamıyorum. Çocuk oyuncağı mı oğlum bu? Cezası var, şeyi var. Sahte pasaport istiyorsun ya benden. Allah Allah. Kardeşim ben de biliyorum cezası var. Ömer. He? Bak bir kadın düşün. Tamam. Kendini ölü gösterecek kadar çaresiz bir halde. Yani sana şöyle söyleyeyim. Denize düşmüş ama sarılacak yılanı bile yok. Hala çırpınıyor suda. Biri el uzatmasa ne olacak o kadın Ömer? Biliyorsun ne olacağını. Her gün gazetelerde o kadınların isimlerini okumuyor muyuz? Ne yapsaydım? Benim de başım ağrımasın diye görmezden mi gelseydim? Duymazdan mı gelseydim ya? Sen söylesene bana. Söyle bana aynı şey senin başına gelseydi sen ne yapardın? Senin yaptığını yapardım. Yapardın ya. Yapardım. Yardım edelim lan o zaman. Tamam. Ne zamana lazım? Yarın halledelim lan bu işi. Oğlum bu yaş pasta siparişi mi ya? Bugün söyleyelim yarın getirsinler. Ömer kadın iki güne kaçtı kaçtı. Sonra pasaport gelmiş gelmemiş ne önemi var ya? Kocası bulacak oğlum bu kadını. Ömer, eğer sen tamam, istersen... Tamam gideriz. Bak ha? Tamam gideriz. Bulmaz mıyız kardeşim? Bulurum, birileri var. Konuşurum. Tamam. Meramımızı anlatırız. Tamam derlerse olur. Ama yok derlerse bu işin ucunu bırakırsın. Sen bana bunu tamam söyle mı? Be koca tamam, olan. Tamam söyledim. Böyle de lan bana. Tamam. Tamam. Erkan abi yarım saat 45 dakikaya gelirim. Göz kulak olur musun? Tamam. Abi eyvallah. Arabayla gideceğiz. Oğlum niye milletten araba istedin? Taksiyle giderdik. Oğlum bin arabaya bir. Ne iş? Kardeşim sen arabaya bin, hatırım için inme, tamam? Ya ne oluyor ben anlamıyorum ki. Anlatacağım oğlum, anlatacağım. Bin. Bana müsaade. Ömer lütfen ya. Bu nasıl bir iş ya? Oğlum söz arabada inmeyeceğiz. Ya kadınla gidilir mi oraya ya? Söz sen işini hallet gel, biz seni arabada bekleyeceğiz kardeşim. Kapat şu kapıyı. Sen Ömer lütfen oğlum, bırak ya. Bırak kolumu lan. Tamam, bırak, ya, bırak ya, tamam. Ya bırak. Ya, tamam araba. Bırak ya bırak ya vurma ne olur. Yo vurmadım ya. Vurmak yok. Vurmadım. Cemre bir şey yok. Kimse arabadan inmeyecek, tamam mı? Söz kardeşim. Değil mi Cemre? Hı. Teşekkür ederim.
Yangına mutfakta çalışanlardan biri mi sebep olmuş? Net bir şey söylemek için erken. Çalışanların çoğu hayatını kaybetmiş. Bazısı ağır yaralı. Sadece birkaç kişinin ifadesini alabildik. O sarnıçta benim karım öldü başkomiserim. Nedenini, kimlerin sebep olduğunu bilmek istiyorum. En kısa zamanda çözeceğiz. Elinizde hiçbir şey yok. Elde etmesi zor bir başarı. Aslında şüphelendiğimiz biri var. Kimliğini tespit etmeye çalışıyoruz. Yardım gecesi garson kılığında çalışmış. Büyük ihtimalle başka birinin ismini kullanmış. Resmi evrakta kimliğine dair bir kayıt yok. Hayatını kurtardığı kişiler de kim olduğunu bilmiyor. Nasıl kurtarmış? Sarnıcın içinden aşağı inen bir yol daha varmış. İşte gizli geçit gibi bir şey. Gizli geçit. Evet. Bu adama dair elinizde herhangi bir şey var mı? Hayatını kurtardığı kişilerin ifadesine göre çizilmiş robot resmi. İnce işçilik lazım en acilinden. Yarına. Mümkün değil. Paraya bakıp bir şey söyleme. Bunca yıllık hukukumuz var. İlk defa bir şey istiyorum senden. Yapabilir misin? Parasına bakar. Ne kadar acil o kadar para. Vazgeçtim. Sormadım sayın. Halledebilecek mi? Umarım. Ya halledemezse? Halleder, halleder. Sen rahat ol, merak etme. Bak geliyor zaten. Ne oldu? Halloldu mu? Veriyorlar mı yarın pasaportları? Hallolmuyor. Ne? Nasıl olmuyor? Açgözlüler oğlum, çok para istiyorlar. Tamam, verseydin ne kadar istiyorlarsa. Tekin tipler değiller. Tamam, olmasınlar. Başına bir şey gelmesin diye söylüyor işte. Dur, dur. Ne? Dur. Cemre. Tamam. Cemre, nereye gidiyorsun? Bakma, dokunma bana. Ne yapmaya çalışıyorsun o yüzden, tamam. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Gırtlağıma kadar battım ben. Ne olacaksa olsun. Bu saatten sonra geri dönmem. Ömer hadi kardeşim. Tamam. Tamam siz arabaya geçin, halledeceğim ben, tamam? Ne kadar istiyorlarsa ver. Hayatını kaybettiği halde kimliği tespit edilemeyen kaç kişi var? 7. Hepsinin DNA sonucunu bekliyoruz. Ama bize 8 kayıp ihbarı geldi. Ne demek bu? Yangından sonra kimliği tespit edilemeyen 7 ölü ama 8 kayıp ihbarı var. O bir kişi yaşıyor olabilir. Yarına hazır. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Tamam. 7 ceset, 8 kayıp ihbarı. Cemre yaşıyor olabilir Adnan. Çelebi Bey, o gece sarnıçta 3 adamımız vardı. Birisi içeride, ikisi mekanın kapısındaydı. Dışarı çıksaydı muhakkak bilirdik. Adamların Cemre'yi sarnıçtan çıkarken görmedi. Çünkü sarnıcın kimsenin bilmediği gizli bir çıkışı vardı Adnan. Efendim, çıksa bile gidecek yere sığınacak kimsesi yok. Karımın yaşadığına dair %1 ihtimal dahi olsa o ihtimalin peşine düşerim. Thank you.
şirkete mi? Hayır. Önce Thomas'ın hastanesine uğrayalım. Eğer Cemre yaşıyorsa birinin o mücevherleri morga koymuş olması lazım. Atlas'cığım, hani anneni rahatsız etmek yoktu? Konuşmuştuk bunu değil mi canım? Hı? Annen sana yakın olmak için evde tedavi olmak istedi. Ama sağlığı için içeri girip çıkamayız. Yoksa mikrop kapar, değil mi? Aferin sana. Hadi gel bakalım benim akıllı oğlum. Hadi gel. Odana gidelim. Bana. Annen de ben de yanındayız. Korkacak hiçbir şey yok. Tamam mı bir tanem benim? Aferin sana. Hadi gel. İçiniz rahat olsun. İtfaiyenin ön raporuna göre mutfakta başlayan yangın kontrol altına alınamayınca işler çığırından çıkmış. Peki bu patlamalar? Tüpler patlamış, yazıyor orada. Yani biz sebep olmadık. Tabii ki siz sebep olmadınız. Keşke Rüya'yı orayı seçtirtmeseydim. Kılıfını uydurabilmek için tek yolu buydu Kenan amca. Başka bir seçeneğimiz yoktu. Orada yapılması gerekiyordu. Ya biliyorum İskender, biliyorum ama... Böyle bir facianın yaşanacağını tahmin edemezdiniz Kenan amca. Kimse edemezdi. Ama tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Canım rapor kaza diyorsa kapanır gider. Gitmez mi? Kapanır kapanır merak etmeyin. Biz bir aileyiz Kenan amca. Birbirimizi sonuna kadar koruyup kollayacağız. Ya. Ya hayır. Düğünden önce gelini görmek uğursuzluk getirir. İyi tamam hadi iyi öyle olsun. Tamam. Ay çiçeğim senin de şu batıl inançların. Evet var. Ne yapayım? Ya şuna bir daha bir birlikte bakalım mı? Bakalım. Bir türlü karar veremedim. Bakalım. Ne diyorsun? Uzun mu kısa mı? Uzun. Değil mi? Uzun kesin ya. Uzun. Bir de saçlarını açık bırakıyorsun. Önlerinde şöyle kır çiçekleriyle falan öreriz. Allah'ım delireceğim. Çok az zaman kaldı. Öf, bu da hala geçmedi.
Ya çok güzel olmak istiyorum. Ali'nin yanına yakışayım istiyorum. Ali seni öpsün, başının üstüne koysun güzellik. Benim bu eve geldiğimde ne annem ne babam vardı. Sayende kardeşliği öğrendim. Bana kardeş oldun. Sen de bana. Hadi geç. Hadi geç bir dakika. Ne işim var burada? Babanla ortak olacağız hatırlarsan. Rüya sakinleştiysen konuşalım mı? Benim sakinleşmem senin yaptıklarını değiştirecek mi? Rüya. Dokunma. Bak dokunma. Yemin ederim ben isteyerek bir şey yapmadım. Rüya zaten sen beni bilmiyor musun? Ben isteyerek bir şey yapar mıyım? Birine zarar verir miyim? Ha? Bak o an her şey içgüdüsel oldu. Beni yangında bırakmadın da mı içgüdüsel? Rüya aramıza platform girmişti. Geçemezsin. Her şey sen annem var. Rüya ben seni oradan çıkarmak için her şeyi yaptım. Ne yaptın ya? Ne yaptın sen? Aramıza platform düştü. Ben sana bakıyorum. Sen oradasın. Bak bir şey yapamadım yani yapamadım. Sonra Çiçek. Çiçek. Çiçek'le karşılaştım. Korktum. Ben çok korktum, tamam mı? Öleceğimi düşündüm. Sadece oradan kaçıp gitmek istedim ben. Ben de gördüm biliyorum ama. Ben hiç değilse istemeden zarar verdim. Ne diyorsun sen ya? Herkesi oraya sen çağırdın. Onca insanı oraya sen topladın. Ne diyorsun sen? Sen nasıl kimseyi oraya ölsün diye çağırmadıysan ben de kimseyi ölsün diye gitmedim, tamam mı? Bak her şeye rağmen senin yanındayım. Senin de ailenin de yanındayım. Sırf sizi suçlamasınlar diye. Senden yardım isteyen yok. Aramızdaki her şey bitti, tamam mı? Bitti. Son sözün bu mu? Bu İskender, bu. Arkandan çekildiğimde nasıl yıkıldığını fark etmeyeceksin bile. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Sen zaten çekildin benim arkamdan. Sen beni ölüme terk ettin ya. Sen beni ölüme terk ettin. İyi ki senin kadar ölümden korkmayanlar var. Sakın, sakın Rüya. Sakın bir daha beni bir garsonla aynı cümle içinde kullanma. Doğru. İyi insanlara haksızlık oluyor. Bu yüzüğü tekrar takmam için bana yalvaracaksın. Ne oluyor burada? Rüya ne oluyor? İskender'le ayrıldık baba. Ama kızım neden? Baba ne olur birkaç gün üstüme gelme. Ama Rüya... Şimal, ben geldim kızım.
olmuş sana bir tanem? Şimal ne olmuş yavrum sana? Güzel kızım benim. Canım içi. Hayatım. Bir tanem. Sen bizi bırakıp gitmezdin, ben biliyorum. Asla, asla gitmezsin. Hem de çok iyi biliyorum. Atlas'ı kimselere vermeyeceğim, merak etmiyorum. Asla, asla Bülent'e vermeyeceğim. Yüzün arkada kalmasın, olur mu? Bir tane. Sadece mecburum bir tanem. Mecbur olduğum için. Anlıyor musun? Sakın bana kızma, olur mu? Başka çarem yok çünkü. Çok güzelsin. Hoş geldiniz Rüya Hanım. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba Şimal Hanım. Sakin. Kendinizi yormayın. Bakın, tutun bunu. Ağrınız oldukça buna basın, tamam mı? İyi olacaksınız, merak etmeyin. Nasıl? İyi mi? Yavaş yavaş kendine geliyor. Şimdi kendinden. Evet. Ben şöyle bir kapıdan görsem onu. Mümkün değil. Tomris Hanım'ın kesin talimatı var. Ziyaret bir süre Şimal'i çok sevdiğim, yine geleceğimi söyleyin, olur mu? Ne diyor? Şimal. O ses neydi? Rüya Hanım. Salonda bekleyin. Tomris Seziye falan haber versek ben halledeceğim, yardım edeceğim. Ya ama... Siz lütfen burada kalın. Thank you.
Tamam, tamam geçti. İyileşecek mi? Umarım iyileşir. Yangından sonra basın organlarında yer alan haberler. Kayda değer bir şey. Bir tek şu. Alternatif bir haber sitesi. Online çalışıyor. Genel yayın yönetmeni kimse öğren, ondan sonra hemen bana bağlı. Bunlar da Rüya Hanım'la ilgili haberler. Yangın mekanında Rüya Hanım'a yönelik ithamlarla dolu. Tabii hiçbirinin basına yer almasına izin vermedik. Sebep? Rüya basın özgürlüğünü gözleyebilecek kadar güçlü bir kadın. Benim korumama ihtiyacı yok. Gerçek hayatı öğrensin biraz. Rüya Hanım, sarhoşta herhangi bir önlem almış mıydın? Gece hakkında ufak açıklama yapabilir miyim? Mekanın tek giriş çıkışa sahip olması felaket arttırdığı söyleniyor. Doğru mu acaba? Rüya Hanım, ölü ve yaralı hakkında ne söyleyeceksiniz? Daveti neden orada yaptınız? Mekanla ilgili birkaç soru sorayım. İhmalinizin olduğu doğru mu? Rüya Hanım, mutfak işe bir açıklama yapabilir miyim? Rüya Hanım, Rüya Hanım, neden
ne oluyor? Sen geç. Kenan Bey, dün geceyle ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Kenan Bey, sarnıç gecesindeki felaketle ilgili aileniz bir sorumluluk alacak mı? Ne biçim soru bu böyle? Bu nedensizlik derhal çıkın mülkümden. Kenan Bey, ölü ve yaralılar hakkında ne diyeceksiniz? Eğer hemen mülkümü terk etmezseniz polis çağıracağım. Defolun! İhmal olduğu söyleniyor, doğru mu? Defolun! Kenan Bey, sadece ufak bir açıklama alabilir miyiz? Kızım. Kızım. Tamam, tamam. Geçti. Geçti prensesim. Ben buradayım. Ben buradayım, tamam. Doğru mu söylüyorlar baba? Bizim yüzümüzden mi oldu? Hayır kızım. Hayır, sen hiçbir şey yapmadın. Sakın kendini suçlama. Sen hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey. Bugün emniyete uğradım. Sarnıç'taki yangınla ilgili. Kulağıma tatsız bir şeyler geldi. Seni uyarmak istedim. Hangi konuda? Kimliği tespit edilemeyen hastaların tamamı senin hastanedeymiş. Evet. Lütfen açık konuş. Hayatta kaldığı halde ölü gösterilmiş bir kişi olabilir mi? Saçmalama. Benim hastanemde usulsüz bir şey olamaz. Senin haberin olmadığını biliyorum Tomris. Ama hastanede yüzlerce kişi çalışıyor. Bir çürük elma çıkmış olabilir. Bak, ben senin sadece avukatın değilim. Aynı zamanda aile dostum. Başının derde girmesini istemem. Biliyorum elbette. Ama başımı derde sokacak bir şey olamaz. Ya olursa? Polisten önce davranmalıyız. Bu iş dallanıp budaklanırsa hastanenin ruhsatını iptaline, senin de meslekten men olmana kadar gidebilir. Ne öneriyorsun? Yangın günü ve sonrası morg katında çalışanların isimlerini bana bildir. Adnan kişisel bir soruşturma yapıyormuş gibi olsun. Bir sorun çıkarsa usulüne uygun çözüm ararız. Sadece isim mi istiyorsun? Tamam. Tamam. Ben sana haber veririm. Peki. Haber gözümden kaçmış İskender Bey. Hemen siteden kaldırtıyorum. Bana kalırsa meseleyi kökünden çözün. Biri dava ederse başınız çok ağrır. Haklısınız. Hemen ilgileniyorum. İlacın yan etkisiymiş. Yapma, ne olur yapma. Geçecek, geçecek, geçecek. Çok üzücü, çok zor bir durum. Gerçekten tüylerim ürperdi. Tabii kesin olmamakla birlikte duyumlarımız cemiyet hayatının en sansasyonistinin felakette hayatını kaybettiği yönde maalesef. Tabii ailesi için de çok zor bir durum. Başta sevgili eşine, kızına ve ailesine sabırlar dileyelim.
Hele Çelebi Kayabeyli, onun gibi aşık, onun gibi sadık, on numara bir insan için çok zor. Gerçekten çok üzücü olmalı. Kesinlikle, kesinlikle. Geleceğimi bilemiyorum. Evli barklı, çoluklu çocuklu kadınsın. Ne işin var kızım senin burada? Ha? Bak gül gibi kocan varmış, hiç yakışık alıyor mu? Kendini düşünmüyorsan bari çocuğunu düşün. Göründüğü gibi değil. Kimsenin hayatı göründüğü gibi değil. Kadın dediğin böyle kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der. Ha, hep çile çektik, hep. Evlilik dediğin böyle iyi günde, kötü günde. Kıracaksın dizini, oturacaksın evinde. Hiç tanımadığım birinin evine sığınacak kadar çaresizim. Yoksa burada olur muyum? Değil mi? Siz de kadınsınız. Annesiniz. Bak ne güzel söyledin. Ben de anneyim ya. Ama önce kendi çocuğumu düşünürüm. Oğlumun başını belaya sokacak bir şey yapma sakın. Hiç öyle bakma. Sen bu bakışlarla oğlumu kandırırsın, beni değil. Sen yat kalk dua et. Ozan başı üstüne yemin verdirdi. Anne 2 gün sabret dedi. 2 gün daha. 2 gün daha sabreder susarım. Ona göre. Gideceğim. Merak etmeyin. Ha, ben merak etmem. Günü geldiğinde yapacağımı bilirim. Demedi deme. Yangın haberinden dolayı fişimi çekiyorsun değil mi? Suyun ısındığı için. Bu ilk değil, son değil. Peki emri kimden aldın? Hı? Ben tahmin edeyim. Çelebi Kayabeyli mi yoksa İskender Kayabeyli mi? Ama en azından yazdıkların birilerini gocundurmuş ya. İşte bak bu bana yeter. Demek ki doğru yoldayım ha? Hadi size çok kolay gelsin. Yardım gecesi garson olarak çalışmış. Gözüne böyle bir çarptı mı? İstesen de öğrenemezsin. Niye soruyorsun? Yangınla bu kişinin arasında bir bağlantı mı? Soruma cevap ver. Sizin hastanedik geldi mi? Evet, gördüm ama adını sanını bilmiyorum. Öğrenemem. Emrin olur. Rica ediyorum canım kardeşim. Çok zor değilmiş değil mi abiciğim? Selim hemen şirkete gel. Derhal. Derhal İskender Bey. Tamamdır efendim. Ömer tamam vurma. Yalvarırım vurma. Allah aşkına bak Allah'ın adını verdim. Ne o farecik? Davet gecesi ceza mı kesecektin hani? He? Özür ulan dilerim. Senin yüzünden ölüyordum şerefsiz. Özür dilerim bir an gaza geldim. Gaza geldin. Döveyim mi lan seni? Bak. Adam ol lan biraz. Kakaya. Ha! Bak sikil. Sikil lan. Namussuz herif. Hele şükür be çiçeğim. Hele şükür fark edebildin mi? Hele şükür. Ne? Ya ben? Sen de fark edebildin. Nasıl? Ali? Ali sana kurban mı? Ali sana kurban. Bu gerçek olamaz. Ali bizim evimiz mi oldu şimdi? Uyandınız mı?
Şimdi size pansuman yapacağım. Sargıları yenileyeceğim. Ama öncesinde sizi biraz rahatlatalım. Dinlenin, gücünüzü toplayın. Çelebi Bey'e yangın gecesi morgda çalışanların ismi verilecek. Tabii ki hocam. Ha, Çiçek Görgülü'nün DNA raporu hala çıkmadı mı? Biliyorum ne kadar sürdüğünü. Özellikle öne alınmasını istemiştim. Tamam, ne kadar erken olabiliyorsa. Ha, rapor direkt bana gönderilsin. Gel. Gelsene. Tomris Hanım, ben sizi şey için rahatsız ettim. DNA raporu. Onu almadan şeyimi bana teslim edemezlermiş. Aşağıdan öyle söylediler. Doğru. Ama ben raporun çabuk çıkması için elimden geleni yapacağım. Canı çok yanmış mıdır? Umarım yanmamıştır. Ben sizi tutmayayım. Rapor çıkınca ben sana haber veririm. Buralarda boşta perişan olma. Yardım gecesi seninle dalaşan bir garson vardı ya. Kayıtsız mı çalışıyordu? İnanın sırf insaniyetten ben yardımcı olmak namına... Adı ne? Ömer Ataycı. Bizim mahalleden tanıdığımız, bildiğimiz... Yabancı değil yani. Yabancı birimiz zaten öyle bir yere soktu. Özet geçelim. O gün çalışacak olan garson arkadaş da bizim mahalledendi. Ama bir gün öncesinde apar topar hastaneye kaldırıldı. Ömer de hani o işini kaybetmesin, yerine ben geçeyim deyince... ben de mecbur kaldım. Sen birkaç gün ortalıkta gözükme. Eğer gerekli görürsem emniyete gidip ifade vereceksin. Aradığın isim. Yedikule'de yaşıyor. Abi eğer polislik bir durum varsa önce ben bilmek istiyorum. Benim ona başka bir sorum olacak. Buyurun. Ömer Ataycı sen misin? Ne vardı? Yangın gecesi birilerini kurtarmışsın. Gizli bir yerlerden girip çıkmışsın. Doğrudur, bu mahallenin çocuğuyuz. Biliriz her yerini. Buyur. O gece yardım ettiklerin arasında bu kadın da var mıydı? Yok, görmedim bunu. Bakayım bir daha. Bunu görmedim. Kulağına bir şey çalınırsa ara. Bir şey bulursam sakalımı alırım ama. Alırsın.
Görmemiş. Sarnıç'ın çevresini araştırdınız mı? Evet. Ama Sarnıç bölgesini gören kamera yok. Emniyetten de teyit aldım. Uçak, otobüs, tren, araba kiralama şirketleri. Cemre'nin adına kayıt var mı? Saat başı kontrol edin. Başüstü. Adamın biri geldi dükkana. Kadını sordu. Al, bu da kartıymış. Mahallede olduğunu biliyor mu? Yok, bilmiyor. Yangında birilerini kurtardığımı öğrendi. Şöyle zarf yapmaya geldi. Ama bak, adam mahalleye kadar geldiyse bu işin peşini bırakmaz. Oğlum dikkatli ol lan. Bak, adam eski belediye başkanı mı ne? İyi akşamlar Ömer abi. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar kardeşim. Kardeşi de sen aynı terane. Magazin, basın falan ellerinde, ekmeğinden ederler seni. Ettiler oğlum zaten. Nasıl ya? Kovdular bugün beni işten. Al işte. Ama Cemre'ye yardım ettim diye değil ha. Niye? Bir tane haber yaptım. Yangın sırasında erkekler kadınlara zarar verdi diye ima ettim. Bitti. Katilsin sen. Rüya, ne diyorsun sen? Katilsin sen, çiçeği öldürdün. Rüya, hayır. Sen çiçeği öldürdün. Oğlum demek ki ben arkasız alan bir herifin kuyruğuna bastım. Onlar da beni direkt Kayabeylilere havale ettiler, bitirdiler onu. Bu kadar basit oğlum bu işler. Oğlum sen direkt failin kuyruğuna basmışsın. Kimmiş ya fail? İşte bu İskender mi ne? Davet gecesi bir tane kızı iteklemiş, kız da ateşlerin içine düşmüş, ölmüş. Ömer saçmalama, ne diyorsun oğlum sen? Ya ben görmedim, duydum. Kimden duydun? Ya tamam bırak, kim itmiş onu söyle bari ya. Kardeşim söylediğime pişman etme beni ya. Ya isim vermeden yazacağım Ömer, söylesene oğlum sen bana. Oğlum bırak şu işin ucunu ya, başım belaya girecek diyorum sana. Tamam, yapmam haber falan. Tamam. Tamam. Yapma. Hadi görüşürüz. Arayacağım seni. Ha, arayacağım seni. Ulan bari koşarak gitme lan. İnanayım lan doğru söylediğine. Girebilir miyim? Evet. Bir şey mi oldu? Çelebi'nin arabasını bugün burada gördüm. Kesin yaşadığımdan şüpheleniyor. Cemre sakin ol. Ömer'in birilerini kurtardığını öğrenmiş. Soru sormuşlar o kadar, tamam? Onu tanıyorum, kesin şüpheleniyor. Cemre ne olur panik yapma. Bak açık verecek zaman değil. Pasaportları halledene kadar plan neyse bozma. Tamam? Tamam. Bunları senin için aldım. Üstündekilerle çok dikkat çekersin. Teşekkür ederim. Ne kadar tuttu? Saçmalama, almayacağım tabii ki para. Hayır, başka türlüsünü kabul etmem. Gerçekten almayacağım. Tamam, ben buraya bırakıyorum. Peki. Bilgisayarı kullanmam gerekiyor da sana sıkıntı olur mu? Yok ama saat tam 9'da benim bilgisayara ihtiyacım var. O zamana kadar biter mi? Biter, biter. Yalnız yeni şarja taktım. Tamam. Cam pazarında erkekler kadınları ölüme mi itti? Geçtiğimiz günlerde tarihi Sarnıç'ta yaşanan yangın sırasında kadınların bazılarının ölümüne onları iten erkeklerin sebep olduğu söyleniyor. Bu iddia yangında neden kadınların hayatını daha çok kaybettiğine dair şüpheleri kuvvetlendiriyor. Yangın sırasında cemiyet hayatının ünlü erkekleri can havliyle davetteki kadınları alevlerin arasına mı itti? Dilerim ki bu vahim iddialar en kısa sürede cevaplanacak. Toplumumuzun kanayan yarası kadına şiddet ve erkek terörü bu olayda göz ardı edilmeden adil bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Cemre. Cemre.
dokunma. Çok özür dilerim. Saat 9:05 var da bilgisayara getirdim. Tamam. Özür dilerim tekrar. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hadi uyu artık. Annemin ninnisi. Anne olmayınca ne yapıyorduk? Ninni yerine masal. Evet. En sevdiğin masalı bu akşam dinle mutlaka. Sana yazacağım. Benden haber aldığını asla söyleme. İyi geceler. İyi geceler. Yarışmak istemiş. Onların kanatları varsa benim de kuyruğum var demiş. Geçen seferki yerde bekle. Yangın gecesi mor katında 5 kişi çalışmış. Hepsiyle teker teker konuştum. Şüpheli bir durum yaşamamışlar. Sabah şirkete gelsinler. Ben de konuşacağım. Baş üstüne. Gelmişsin. İyi. Bugün biraz sıkıntılı geçmiş ha. Lütfen bir daha tekrarlama. Yaraların için hiç iyi değil. Bu ağrılarını alacak. Uyumana da yardımcı olur. Boşuna çırpınıp durma. Senin artık tek şansın benim. Endişelenme. Bütün yaralarını geçireceğim. Biliyorum.
Atlasçım, niye bulmadın sen? Uykun mu kaçtı bir tanem? Gel bakayım buraya. Neden uyumadın? Beraber yatalım mı? Aa, bak az kalsın unutuyordum. Annen oğlumu benim yerime kocaman bir öp dedi. Gel bakalım. Hadi bakalım, birlikte yatalım. Yoksa annen iyileştiğinde oğlumu iyi uyutmamışsınız diye bana çok kızar. Sana bir de güzel masal okuyayım. Olur mu? Merhaba. Nasılsın? Hı? Daha iyi misin? Canım. İskender'le konuştunuz mu bir daha? Yüzünü bile görmek istemiyorum abi. Yapma Rüya. Yani ne oldu? Bu kadar kestirip atacak ne yaşadınız? Hadi. Hadi anlat bana. Hadi. Çiçeği İskender öldürdü baba. Ne? Rüyanın gönlünü almaya bak. Anne isteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadım. Yemin ederim isteyerek yapmadım anne. Yemin ederim isteyerek yapmadım. Neden böyle bir şey isteyerek... Yemin ederim. Ne yaptın? İskender ne yaptın? Söyle bana ne yaptın? Hatırlıyor musun? Hani siz çocukken çiçek havuza düşmüştü. Sen de o yüzme bilmiyor diye onu kurtarmak için peşinden atlamıştın. Ben yetiştiğimde sen de boğulmak üzereydin, hatırlıyor musun? Çünkü çiçek can havliyle senin boynuna sarılmış, ikiniz de çırpınıyordunuz. Peki sence çiçek sana zarar vermek için mi sarılmıştı öyle? Evet, can korkusu bu. Yani insan ne bileyim öyle durumlarda mantığıyla düşünemiyor. Aklı yerine panikle hareket ediyor. Aynı şey değil. Ölüm korkusu her yerde, herkes için aynıdır Rüya. İşte İskender de öyle. Sırf birini kenara itti diye bu kadar çok şeyin yaşanmasını ister miydi sence? İskender'i suçlayarak çiçeği geri getiremezsin Rüya. Baba sen ne dediğinin farkında mısın ya? Gayet iyi farkındayım. Sen öfkeden doğru düşünemiyorsun. Bence sen ne dediğinin farkında değilsin. Tamam kızım. Tamam. Tamam sen biraz daha dinlen. Sonra yine konuşuruz. Konuşacak bir şey yok baba. Tamam. Hülya Hanım. Kenan Bey, bu çocukların hali ne olacak böyle? Araya girmezsek bireyi deve yapacaklar. Thank you.
Ali. Sen niye geldin işe? Nikah şekerlerimiz geldi. Rüya Hanım, o bir kabus mu? Yani eğer öyleyse Allah'ın peygamberini selam ver, uyandırsın ya. Kurban olayım, uyandırsın. Buraya gelince böyle çiçeği göreceğim zannediyorum. Ve bir köşede karşıma çıkacak zannediyorum. Çıkmıyor. Her şey yerli yerinde. Herkes yerli yerinde. Bir tek benim sevdiğim yok. Sen de beni suçluyorsun. Kader böyle. Kader böyleymiş. Ama böyle diyorum ki keşke böyle hıncımı, acımı böyle çıkarabileceğim biri olsa. Keşke. Ama kader böyle. Kader böyle yani. Ben müdahale edene kadar Rüya'yı bayağı hırpalamışlar. Sen varlığını hatırlatırsan kimse kurcalamaya cesaret edemez. Rüya yardımımı istemiyor Kenan amca. Ben istiyorum. Bu işin Rüya'ya sıçramasına müsaade edemem. Onun hiçbir günahı yok. İskender, biliyorsun her taraftan ayrı sıkıştım. Bir yandan şu Sarnıç'taki yangın, öbür taraftan şirketlerin durumu. Şu ortaklık meselesini bir an önce halledersek hiç fena olmayacak. Ortaklık yok Kenan amca. Ne demek ortaklık yok? Ha, Rüya ile ayrıldınız diye mi? Oğlum, iş başka bir şey, ilişkiniz başka bir şey. Hayır, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben sizin enkazınıza Rüya ile evleneceğim için ortak oldum. Eğer Rüya yoksa ortaklık da yok. Kararım kesin. İskender, bak ben birkaç güne kadar barışacağınıza eminim. Hı? Yani büyük bir felaket atlattı, hala şokta. Tamam, o zaman Rüya kendine geldiğinde tekrar konuşalım. Çok hassas bir konu olmasa sizi buraya kadar yormazdım. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Olur mu öyle şey başkan? Çelebi Bey, konu neydi? Yangın gecesi bu mücevherleri biri morga bırakmış. Aranızda gören var mı? Peki. O gece morg katında şüpheli herhangi bir durum yaşandı mı? Aklınıza gelen, sizi huzursuz eden herhangi bir şey varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Amacım sizi zor durumda bırakmak değil. Bir hata olmuşsa olmuştur. Önemli değil. Burada söyleyeceğiniz her şey burada kalacak. İleride bir müşkülünüz olduğunda ilk bana gelmenizi isterim. Kapım sizlere her zaman açık. O geceye dair bana söyleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Başkanım, benim sana bir diyeceğim var.
Morga giren adam bu muydu? Hayır başkanım. Uzun boylu, esmer, kirli sakallı biriydi. Yemin ederim kimdir tanımıyorum. Bana sadece içeri bakıp çıkacağım dedi. O ara takı makı koydu mu çocuğumun ölüsünü öpeyim ki bilmiyorum başkanım. Tamam. Tamam ben sana inanıyorum. Şimdi seni daha fazla tutmayalım. Eşinin başına dön. Bu mesele de aramızda kalacak. Tommy Sen'in haberi olmayacak. Allah razı olsun senden başkanım. Cümlemizden. Ayağına sağlık. Çok sağ ol başkanım. Çok sağ ol. Hadi bakalım. Cemre yaşıyor ablam. Artık eminim. Üstelik ona yardım eden biri var. Yedikule'yi karış karış arayın. Sarıçlar çıktığını biri görmüş olabilir. Gerekiyorsa herkesi teker teker sorguya çekin. Baş üstüne. Ömer. Ha? Gel. Oğlum yapma şunu ya. Ne olacak oğlum hadi. Kazık kadar adam olduk. Ne olacak oğlum hadi gel. Ya biri görse ne olacak? Haline hadi koy lan tren geliyor. Çabuk çabuk. Ya çabuk lan. Bana şunu hazırla ver ya. Oğlum dur dur. Yazıyı ayarlıyor. Hadi oğlum tren geliyor. Hadi lan. Gelsin ya. Hadi lan. Geç. Delirecek. Bir, iki, üç, dört. Buraya bak, buraya bak. Bulursan beni ver. Lan nerede ya? Nerede ya? Al oğlum. Al oğlum. Benim şansım ha. Al, uğur paran olsun. Al. Ver. Eyvallah be koca oğlan. Kardeşimsin. Bir şey diyorsun mu? Hadi git lan. Hadi git lan. Pazarında erkekler kadınları ölüme mi itti? Geçtiğimiz günlerde tarihi sahnesi yaşanan yangın sırasında kadınların bazılarının ölümüne, onları iten erkeklerin... Dinle beni. Ozan Akınsel isimli gazeteci alıcı ödemeli mesaj göndereceğiz. Ya beyler. Ah.
Ah. Ah. Kalk lan ayağa. Hop lan ayağa. Sesin çıksın lan. İftira atarken görmüş dediler. Ne gülüyorsun lan? Lan gülme. He? Ne? Lan gülme, komik olan ne? Hoşuna mı gitti? Gülme lan, gülme, elimde kalacaksın. Bu elinle mi yazdın lan o haberi? Götler takımı çok güçlü olmuş. Yeter ter attınız oğlum, hadi eve. Ama abi ya. Lan hadi marş marş. İyi misin? Çok. Kim bunlar? Yardım ettiğin kadından kalanlar mı? Yok be oğlum, yaptığım haberden. Ha yani yemeden içmeden yaptığın haberi. Ömer dur ulan, kaldır beni bir ya şu halime bak. İyi gel, gel. Kardeşim kalem senin elinde silaha dönüşüyor da. Nedense hep namlu sana dönük, neden? Ya güldürme canım acıyor. Böğrüme vurdular. Nereye vurdular? Böğrüme. Aa, bir şey. İyi mi lan? Duruyor, duruyor. Beni okyanusta boğarlar diye mi korkuyorsun? Oğlum sana kaç kere söyleyeceğim? Ben hayattayken sana bir şey olmaz. Hey be koca adam, bari koluma gir oğlum. Yürüyemiyorum ya. İyi bari, bedavadan masraf çıkarma bana. Bir şey olmaz. Faturayı Kaya Beylilere paslardık. Niye? İskender mi yaptırdı? Bence öyle. Şanslıymış uçurtma. Sabah olunca düştüğü yerde... Kızım, çocuk... biraz da başka bir şey açsana. İçim şişti sabahtan beri. Ben bunu dinleyeceğim. Kiraz'ım, öğlen saat tam 3'te seni almaya geleceğim. Oh, çok şükür. Tamam oğlum, somurtma işte. İlk dayak yiyen sen değilsin. Böğrümde bir sıkıntı olursa ararım seni. Tabii tabii, başka kimi arayacaksın? Anne diye bağırsan oğlum. Oğlum konuşamıyorum, batıyor diyorum sana. Aa, Ömer. Anacığım. Ozan. Bir şey yok, bir Ozan, şey yok. Ozan ne oldu? Yok. Oğlum ne oldu? Sen bir şey diyor musun bana? Arayacağım Ömer, seni, arayacağım. Ne oldu? Anacığım, Ömer. Bir şey yok. Panik yapma lütfen. Ozan, oğlum. Dün bir, bugün iki başladı belalar. Kim yaptıysa elleri kırılsın, yanlarına düşsün inşallah. Ah, ah, ah. Ah oğlum, ah bak getirdin el alemin karısını. Ne yok onun da bilgisi, tamam mı? Ya ben de inandım tabii. Alma kadının günahını boşu boşuna ya. Karşında çocuk yok senin Ozan. Kandırma beni. Hadi. Hadi sen bana su bezmez bir şeyler getir. Sonra darlarsın. Borcum olsun. Hadi canım. Hadi. Hadi. İyi misin? Gibi. Doğru söyle. Çelebi mi yaptırdı? Kendim kaşındım ya. Cemre. Kızını al, kaçıp kurtulun.
Çok teşekkür ederim. Ne bu? Şans getirsin size. En çok ihtiyacım olan şey. Katiller için değil mi? Ben değil miyim? Bence değilsin. Yardım gecesini ben organize ettim. Burayı ben seçtim. Böyle olacağını bir sen seçen miydin? Az daha kendi canından oluyordun. Bilerek bir şey yapmadın sen. Biliyorum. Biliyorum ama kendimi suçlamadan edemiyorum. Hiçbir yere sığamıyorum, hiçbir yerde duramıyorum. Bütün hayatım üstüme çöktü, ben altında kaldım. Bir gece de hayatımdan başka bir yüzüyle tanıştım. Sevdiklerimi kaybettim. En yakın arkadaşım gözümün önünde öldü. Nişanlımın gerçek yüzünü gördüm. İnsan acıları kadar. Asıl şimdi yaşamaya başladım, biliyor musun? Dünya böyle bir yer. Benim sevdiklerim bir iş kazasında ölür. Senin sevdiklerin bir davette ölür. Ama illaki birileri ölür. Birileri hastalanır, birileri iflas eder, ihanet eder. Ama günün sonunda hayat bir şekilde devam eder. Ne oldu? Şimdi alt sınıf erkek ön yargını kırdın, değil mi? Göründüğün gibi biri değilsin. Olsun, sen yine de öyle bakma. Nasıl? Rüya değilmişsin yine. Rüya ben. Yok, adım Rüya. He. Benim adım Ömer. Çok memnun oldum Ömer.
Sen yine de hemen karar verme buna. Elin nasıl oldu? Elim iyi. Bir şikayetim yok. İyi. Seni mi sevmediler, seni mi? Ay ışıktan düştün bura, canın yanar. İki damla yaşın vardı, sessiz akar. Çiçek gelmeyecekti davete, ben ısrar ettim. Onu sen değil, İskender itti. Hem daha fenası ne biliyor musun? Bu durumun onun yanına kar kalmasın. Bu anasını sattığımın dünyası böyle. Zengin fakirin güçlü zayıfın üstüne basa basa bir şekilde. Efendim babacığım. Kızım, bir saat sonra bizim restoranda yemek yiyelim mi? O nereden çıktı? Günlerdir ağzına tek lokma koymadın. Gözümün önünde yemek yediğini görmek istiyorum. Tamam babacığım. Öpüyorum. Bu arada ceketinde cüzdanım bende. Ya, hastanede üstümdeydi diye babama verilmiş. Adres falan bir şey verirsen gönderteyim hemen sana. Şöyle yapalım. Sen numaranı yaz bana, ben almaya geleyim senden. Çaldır kendini. Bir şey diyorsun mu? Ne gibi? Ya nokta mahiyetinde hani cümle biter ya, sonra hani bir şey diyorsun mu, yok demiyorum, bitti gibi gibi bir şey. Sen bir şey diyorsun mu? Eyvallah. Yolcu edeyim seni. Eyvallah. Yapma lan Ömer. Oğlum tüfeğe düşme lan. Anne. Hadi bakalım, biraz ara ver, sana yemek ısmarlayayım. Bugün çok yoğunum, başka zaman ısmarlasan. Aa, kırma beni ama, bak çok içimden geldi. Tamam, bir 15 dakika ver ama bana. Tamam. Mobese yok. Bir de etraftaki dükkanlara bakın. Bu civarı gören kamera mamera bir şey var mıymış, bir sorun. Sivil misiniz? Polis değiliz. Buranın çocuğu musun? Demirbaşım abi. Övünmek gibi olmasın. Mahallenin mobesesi sayılırım. Nasıl yardımcı olayım? Bir kadın arıyoruz. Yangın gecesi Sarnıç'taydı. Bir bak bakayım. Abi ne yapıyorsun? Abi ne Abi yemin ediyorum, sadece tuvalet penceresinden çıkarken gördüm abi. Yemin ederim başka bir şey görmedim ya. Niye inanç mesela oğlum? Ya para koparmak için yalan söylüyorsun. Abi vallahi bak ya. Kendine bak ya abi, bak. Bak abi, bak. Bak abi, bak.
Evet abi, gördüm diyorum sana. Şey mi oldu? Ne olsun? Ne olsun daha? Oğlumun halini görmedin mi? Evet. Yani siz üzülmekte çok haklısınız tabii ama konunun benimle bir alakası yokmuş. Şimdi yoksa yarın olacak. Hadi kızım hadi. Bak sen de bir annesin madem. Azıcık benim yerime koy kendini. Ha? Ozan uyanmadan çek git bu evden. Evet. Bakma hiç saatine falan bakma. Aa, yani iyilik de bir yere kadar. Bu kadar. Buraya kadar. Ben evimde uğursuzluk bela istemiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam. Ha. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Bu birkaç günün benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz. Her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ozan uyuyor. Benim adıma kendisine çok teşekkür ettiğimi söylersiniz. Yaptıklarını hayatı boyunca unutmayacağım. Evet. Hadi uğurlar olsun. Cemre. Kızlar bana da çekirdek verin ya. Sağ ol. Sağ ol az ver, ram olsun. O ne lan, zincir mi attı? Evet abi. Uzun. Ne oldu lan? Ya yok abi bir şey. Nasıl bir şey yok oğlum bakayım? Abi tamam ya. Lan ne tamam, kim yaptı bunu? Abi yok bir şey. Hırsızlığa mı girdin lan yine? Yok abi ya. Bu sefer su katılmamış mağdurum ya. Bu nasıl oldu o zaman? Manyağın teki yan gecesinden bir kadını mı ne arıyormuş abi? Böyle takım elbiseli bıyıklı bir adam mı? Evet. Sen nereden tanıyorsun? Kim çekmiş bunu? Sokak çocuğu. Bu semtte yaşıyormuş. Meraktan oradaydım diyor ama yalan söylüyor belli. Davetten sövüştürecek halk peşindeymiş. Peki daha sonra Cemre'yi görmüş mü? Hayır Çelebi Bey. Herhangi bir şey görmemiş. Çelebi Bey, Cemre Hanım burada. Şimdi taksiye bindi. Peşine takıl. Sakın kaçırma. Merhaba abla. Nereye? Geçen sefer gittiğimiz adrese. Tamam.
Hoş geldin kızım. Babacığım. Nasılsın? Ah, İskenderler de geldi. Baba, bu emri vakiyi yapmamışım. Lütfen Rüya, uzatma. İskender, hadi. Yakışıyor mu sana böyle oyunlar anne? Sebepsiz yere ilişkinizi bitirmenize izin vermem. Lütfen. Rüya, rica ediyorum alttan al. Beni mahcup etme. Ben mi mahcup ediyorum seni? Rüya, lütfen. Merhaba. Merhaba Rüya Hanım, hoş geldiniz. Afiyet olsun size. Rüya, lütfen. Otur konuşalım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Benim de. İskender, sen yapma bari. Kararımıza saygı duyun, karışmayın. Rüya, yeter bu kadar şımarıklık. Şımarıklık mı? Rüyacığım, çiçek için hepimiz çok üzgünüz. Talihsiz bir kazaydı maalesef. İskender de böyle olsun istemezdi. Anne, savunulmaya ihtiyacım yok. Senin yok, çiçeğin var zaten. Öldürüldüğü için. Ben sana asıl katilin kim olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Söyle, orayı sen seçtin de yangın senin yüzünden çıktı de. Asıl katil sensin de söyle. Çocuklar, lütfen biraz sakin olur musunuz? Oturun şuraya artık, lütfen. Peki ya çiçek İskender'i öldürseydi? O zaman da böyle mi derdiniz Hülya teyze? Ya da İskender çiçek yerine beni içseydi baba? Her şeyi unutayım istiyorsunuz, eskisi gibi olalım. Neden? Çünkü çiçek kimsesiz, çünkü çiçek sahipsiz. Güçlü değil, zengin değil. Kurban edilebilir, öyle mi? Rüya, demagoji yapma. Sen de mi böyle düşünüyorsun baba? Kızım, üzgün olduğun için olaylara farklı açıdan bakıyorsun. Afiyet olsun size. Ayağa kalkman için henüz çok erken. Lütfen uzan. Serumu da çıkarmışsın. Dokunma. Dur. Ben Şimal değilim. Biliyorum. Ama kızım olmaktan başka şansın yok. Diyorsun sen? Ne halde olduğundan haberin var mı? Yüzünü gördün mü? Ne varmış yüzümde? Açma, enfeksiyon kapacaksın. Yalan söylüyorsun. Senin artık gidecek bir yerin yok. Bu saatten sonra benden başka sana kol kanat gerecek biri yok. Nişanlın dahil. Ali beni burada bırakmaz. Ben burada olduğumu bilsin. Ali'n seni görse tanıyamaz bile. Eski hayatın bitti çiçek. Senden geriye hiçbir şey kalmadı. Ne güzelliğin, ne yüzün, hiçbir şey. İstiyorsan git Ali'ye. Sana birkaç hafta tahammül ederse şanslısın. O da acıdığı için. Bak, beni iyi dinle. Sana hayatının fırsatını teklif ediyorum. Kızımın yerine geç. Yüzünü iyileştirmek için elimden geleni yaparım. Yeter ki geçmişini unut.
şeyi unut. Şimal ol. Çiçek. Şimal değilim. Çiçek beni. Şimal değilim. Şimal. 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 Şimal durur musun lütfen? Şimal. Şimal. Şimal lütfen. Şimal. Şimal. Şimal değilim. Tabii Şimer Hanım. Tanımaz olur muyum? Tanıdım tabii. Kusura bakmayın, ben şey için geldim. Rüya Hanım çantasını unutmuş da burada, o sebeple. Pardon, ben çantayı... Çantayı kızım. İhbarda bulunmaya geldim. Ne ihbar? Çiçek Görgül'ün ölümüne İskender Kaya Bey'le sebep oldu. Yaşlandım. Dünyayı serdiler avuçlarıma, istemedim. Yıldızlar döküldü saçlarıma, silkeledim. Yalnızdım.
Tek bir kurşunla bir savaş alanında. Ben de kendimi öldürdüm onunla. Bak ne kaldı. Zifiri karanlıkta. Şimdi beni göremezsin gün ışığında. Arsızdım. Hiç yarın yokmuş gibi bir inançla. Ben de kendimi öldürdüm onunla. Bak ne kaldı. Bekliyorum abla. Çelebi Bey, taksi bekliyor. Cemre Hanım da eczaneye girdi. Geliyorum. Eczanede. Şu taksiyle geldi. Taksici. İn aşağı. Niye ya? İn aşağı. Teşekkür ederim. Önemli değil. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Oğlum kaldır kafanı lan, kan durmayacak. Tut şunu. Karım nerede? Abi vallahi bilmiyorum. Bak ilaç almaya gideceğim. Bekle beni dedi. Taksimetreyi açtım, bekliyorum. Sonra siz geldiniz. Vallahi bak. Korumalara söyle tetikte olsunlar. Güneş nerede? Ağaç evdeyiz Çelebi Bey.
Ben gelene kadar gözün üzerinden ayırdım. Tamam efendim. Yemek istersin? Peynir sandviç olur. Tamam. Domatesle salatalık da ister misin? Olur. Tamam o zaman. Bir de portakal suyu. Olur. Adnan Bey. Güneş nerede? Ağaç evde, onu hazırladım. Güneş! Güneş!